Ben burada araca bakıyordum, kapı da açık şekilde. Üstten aşağı konteynerin geldiğini gördüm, bir gürültü bir sesle beraber. İlk önce Corolla arabasına vurdu. Geldi, kargo arabasına vurdu. Zaten bura bir an bir ses patlaması yaşadı zaten burası. Kargo arabasına vurduktan sonra. Geldi, baktım yola doğru gidiyor. Yola doğru gidiyor deyince ben çabuk çabuk bir koştum. Dedim bir tekme vuralım bakayım ki yavaşlatırız hesabı. Tekme vurunca kangonun sağ stopuna vurdu işte. Yavaşladı yani. Yavaşladı evet. Peki, bir yön değiştirdi yani. Kangonun soldan vurup bir daha bir yön değiştirip yola doğru gidebilirdi. Oraya gitseydi yani facia olurdu yani. Yani bir zincirleme kaza olurdu. Daha önce hiç yaşanmadı. İlk defa yaşadı. Evet. Vallahi hiç bilgim yok. Çünkü yani şu direkt bayırın ucunda olsa öyle bir şey yok da yani en yukarıdan geliyor. Yaklaşık bir 100-150 metre yukarıdan geliyor. Ya zaman zaman derken yaşanabilir. Nasıl yaşanabilir? Herhangi bir önlem yok. Yani bunun zamanı ve tarihi belli olmuyor. Genelde burada da çoluk çocuk çok var. Servis şoförleri falan filan, servisler, okul şeyleri var. Normalde önlem alınması gerekiyordu başta zaten. Yani bunun etrafına ya beton ya herhangi bir konteyner falan şey kaymasın diye. Genelde bu işte çöp olduğu için evdeki atıklarımızı da biz buraya atıyoruz. Doğal olarak yemek atıkları falan filan. Kedi köpek geliyor. Kokudan mesela köpek arkaya geçip de konteyner şey aşağı kayabilir, gidebilir. Büyük bir risk. Gitse mesela küçük çocuk ne yapabilir bunu? Nasıl durdurabilir? Durduramaz. Onun için yani bir önlem alınabilir bir daha yaşamaması için. Bakalım yani inşallah alırlar.